Eskiden kalma birçok spor ayakkabım var. Onları giyiyorum, onları kullanıyorum. Yani böyle gereksiz, en azından son 7-8 yıldır çok alışveriş yapmamaya gayret ediyorum. İhtiyacım kadarını almaya çalışıyorum. Geri dönüşüm mevzusu başta konuşmuştuk. Çok dikkatimi çekti. Önemli bir konuydu gerçekten hocam. Çünkü dediniz ki ikinci el. Evet. Değil mi? Bu ikinci el konusunu biraz açalım. Nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bunu nasıl moda haline getirebiliriz? Çünkü moda deyince akan sular duruyor. Bizim toplumumuzda da öyle. Hanımlar arasında da öyle. Moda nasıl en böyle birkaç sene önce ay bu nasıl giyilir dediğimiz şeyleri bile moda olduktan sonra kapış kapış alıyoruz. Bunun da bir modasını oluşturabiliriz belki. Yani ikinci el modası oluşturulabilir belki. Bunu birkaç kişi yaparsa, birkaç önder ya da rol model gerçekleştirirse toplum da onun arkasından gidecektir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Efendim şöyle söyleyeyim. Birincisi moda tabii tehlikeli bir sözcük. Ben istatistik hocasıyım. Mod kelimesinden gelmiştir. Hı-hı. Matematikte mod en çok tekrar eden şeyler. Hiç sevmem bu kelimeyi. Onu söyleyeyim evet. Birincisi. İkincisi yaygınlaştırılmış demek. Evet. Şimdi tabii ikinci el giymek, şunu anlatayım. Mehmet Akif Ersoy 500 lira olan ödülünü biliyorsunuz kabul etmemiştir. Ben vatanım için yaptım demiştir ve paltosu yoktu. Ve Ankara'da bir otelde kalırken ki o şu anda Hacettepe Üniversitesi'nin içinde kalmış o evi. Sağdan soldan palto ödünç alırmış. Ama şu anda bir sanatçı bozuntusu var. İsim vermeyeyim. O 50 tane ayakkabısıyla poz veriyor. Biz o sanatçıyı 30 yıl sonra hiç hatırlamayacağız. Ölürse de üzülmem ama Mehmet Akif Ersoy hep hatırlanacak. İstiklal Marşı'nda kabulünün yıl dönümüydü. Değil mi? İyi oldu. Kendisini evet, güzelce andık. Güzelce andık. Yani bu moda olur mu olmaz mı? Modayı ben zaten hiç kabul etmiyorum. Moda diye bir şey kabul etmiyorum. İnsanlar için çok aşırı bir tüketim hevesidir. Alırlar, yeniden alırlar, tekrar o birden atarlar. Onun için bu insanın içinde olması gereken bir şeydir. Hı hı. Mesela Albert Einstein, çok takdir ederim, o da ikinci el giyinirdi. Ve biliyorsunuz Tema'nın kurucusu yıllardır hep kırmızı kazağında gezdi. Bizler evet, birer örnek olmamız lazım. Ben her yerde, her an anlatıyorum bunu. Yani bu bizler bunu gençlere anlatabilmemiz lazım. Şey ama karşımızda o kadar büyük güç var ki reklam gibi, popüler kültür, kopya kültür. Şimdi bunlara karşı savaşmak zor. Yani ikinci elin moda olması bilmiyorum. Keşke olabilse ama. Hocam ben bir şey soracağım. Şeyi merak ettim. Şimdi benim çok kıyafetim var. Evet. Bunu kimini ben almışımdır, kimini hediye gelmiştir, kimi de işte ikinci el ama satın aldığım değil de arkadaşım kullanamıyordur, o kilo almıştır güzel, da bana güzel, vermiştir. Ne güzel, tamam, güzel. Şimdi benim gidip güzel, ikinci el almam gerekir mi? Yoksa zaten yeterince kıyafetim var deyip bunlarla mı kalmalıyım? Yoksa yine yok, orada... Yok, almanız gerekmez bence. Ha. Olanları kullanacaksınız. Kullanmadıklarınızı anında vereceksiniz. Yani hocam şöyle bakıyorsunuz aslında. Kıyafet temiz olmalı. İhtiyacım var mı yok mu? İşte ne bileyim düzgün olmalı. Çünkü temiz bir olmalı, halk önüne tabii, çıkıyorsunuz. Toplumla birliktesiniz. Temiz olmalı. Çok önemli tabii. Ama kıyafet üstümüzü örtmeye yarayan, bizi toplum arasında kabul görmemizi sağlayan bir unsur. Biz bunu tabii üzerine moda koyuyoruz, şekiller çiziyoruz, renkler yapıyoruz. Sizin anlayışınıza göre giyilsin, o eskidikten sonra yenisi alınsın. Evet. Değil mi? Temel felsefe bu. Temel felsefe bu. İhtiyacın kadar al, onu zaten... kullan. Gerek yok evet, daha fazlasına. Evet. 10 çeşit olmasına gerek yok. Kendi kızımla bile çok mücadele verdim. Hı-hı. Yani çok mücadele verdim. Defalarca annem de onun tarafını tuttu. Bazen aldım onları, haberisi götürdüm, başkalarına verdim. Kıyametler koptu evde. Sen nasıl alırsın da işte götürüyorsun ama diyorum ben bunu anlatıyorum kızım, sen uygulamazsan. Benim kızım da Nil Kural, belki televizyon şeyden, Milliyet'te, sinema kültürü. Şimdi herhalde beni anlamıştır artık, daha yaşı büyüdü. Gençken bunu anlatamadım maalesef. Bir de bununla ilgili bir anımı da anlatayım. Gaziantep'teyim. Gaziantep'teki anınızı reklamlardan sonra gelelim. İzleyicilerimiz de merak etmişler. Şimdi hem ona bakalım hem de biz bunu konuşuyoruz dedik ama bunu nasıl hayata geçireceğiz? Bu bir terbiye modeli midir? Bu bir eğitimle midir? Bunu nasıl empoze edeceğiz? Nasıl hayata geçireceğiz? Onu konuşalım evet, ve Gaziantep'teki anınızla beraber kısa bir reklam arasından sonra. Vakti çabucak tükettik aslında. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden beraberiz ama çok az vaktimiz kaldı. Hocam sizin Gaziantep anınız vardı. Bu arada hemen şunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Biz bugün burada bunu konuşuyoruz ama siz
bir dünya rekoru olan 81 ilimizde, 205 ilçede, 64 ülkede 5000'e yakın yaşanabilir bir çevre için el ele başlıklı konferans verdiniz. Evet. Vermeye de devam ediyorsunuz her gün. Belki bu istatistik eskidir bile. Evet. Gaziantep'i anlatalım. Anlatayım, hemen çok çabuk anlatayım. Evet. Bir gün Antep'teyim. Antep Lisesi tarihi bir okuldur. Atatürk'ümüz tarafından kurulan. Yanımda vali Doktor Asım Bey, belediye başkanı. Neyse, konferansları yine tüketimden bahsediyorum. Bunları hep anlatıyorum tabii. 4 tane görme engelli çocuk var. Böyle simsiyah gözlükler, ellerinde bastonlar, belki görmüyorlar. Bir ayağa kalktı. Hocam ben dedi, bir dakika mikrofonu rica edeyim. Buyurun evladım dedim. Hocam dedi, biz çok fakir bir mahalleden buraya geldik dedi. Ve evimizde televizyon bile yoktu. 4 kardeşlik dedi. Bir gün babam sağdan soldan borç bir televizyon aldı. Televizyon ikide bir bozulmaya başlamış. Babası çok bozulmuş. Gülen diye en ufak kardeşleri varmış 4 yaşında. Bütün aile ondan şüphelenmiş ve onu takip almışlar. Ve görmüşler ki çocuk televizyonda, Etiyopya'da, Somali'de, Eritre'de o bir deri bir kemik kalmış, çocukları aç insanları gördükçe mutfağa gidiyormuş. Yemek artıklarını alıp televizyonun içine atıyormuş ki onlar doysunlar diye. Ay canım benim ya. Buna benzer çok güzel bir kamu spotu hazırlamışlar. Öyle mi? Evet, çok güzel. Hemen bu anlattıklarınızla aklıma geldi. Evet, bu arada kitaplarınızı bize getirmişsiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kitap ediyoruz. Çok önemli. Bunu hemen 2 dakika dünya söyleyelim. Için bir şey burada ya. Hepsi bu söylediklerimiz burada yazılı. Eğer bu kitabı hemen alırsanız göstereyim. 26 baskı yaptı. Şu anda Farsça'ya çevriliyor. Güzel bir kitap. Gerçekten de dünya için bir şeyler yapalım. Bugünden itibaren bugün izleyen izleyicilerimiz için bir şeyler yapmaya başlayalım. Az tüketelim. Pirinç tanelerini saymaya başlayalım. Evet. Ekmekleri az tüketelim. Ve de evdeki fazla eşyalarımızı, kıyafetlerimizi mutlaka ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Bu benim kendi şahsi mesajım şu anda. Ama hocam evet, bunu nasıl evet. hayata Şimdi geçireceğiz? Biz bu masada yani tüketim ekonomisinden kanaat ekonomisine geçmemiz gerektiğini ve tüketim hızımızın yavaşlatılması gerektiğine hemfikir olduk. Evet. Bunun gibi bütün küresel anlamda bu işin farkına varan ve bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. İşte az önce bahsettiğim gibi sade yaşam tarzı, minimalist yaşam tarzı, sessiz şehirler vesaire. Bir tarafta bunları izliyorum, gözlüyorum. Bu samimi çevreci insanları, çevre için ne yapabilirim diyenleri. Bir taraftan da bu kişisel ve sosyal dönüşümü nasıl sağlayacağız diye kafa yoruyorum. Ve şunu görüyorum ki dünyada en büyük kişisel ve sosyal dönüşümü yapan kişi Peygamber Efendimiz. O çağda çocukları diri diri toprağa gömen bir toplumu işte bir pirinç tanesinin hesabını yapacak seviyeye kısa sürede getirmiş. Nasıl getirmiş? Bence onu biz incelememiz lazım. Çok ilginç hadis-i şerifler var. Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak. Hep konuşuyoruz ya. İnsanın canının çektiği her şeyi yemesi israftır. Yani diyoruz ya canımız istiyor diye. Bakın israf diyor. Bu da terbiye etmek lazım. Yiyin, için, giyinin. Ama israf fakat etmeyin. İsraf ve kibirden sakının. Yani kibir, gösteriş vesaire. Gösteriş kibirini getiriyor beraberinde. Yine çok ilginç, süsten kaçınmak imandandır. Şimdi odaya giriyoruz, bizim çocuklar bazen hanımı eleştiriyorlar. Yani misafir odası bize ait değil falan diye. Odaya giriyorsunuz, oturacak yer yok. Koltuklar, kanepeler, bilmem neler, süsler. Halbuki ne, ihtiyaç mı bunlar? Değil. Bakın diyor, süsten kaçınmak imandandır. Sade. Sade olacak. Çünkü o gereksiz eşyaların karşılığı doğada birilerinin canını yakıyor. İşte birileri aç kalıyor, bir kısım hayvanlar ölüyor. İşte enerji üretmek için hidroelektrik santralleri yapmak zorunda kalıyoruz vesaire vesaire. Dolayısıyla bu şimdiki çağda bunu yaşamaya çalışanlarla o asr-ı saadet dediğimiz çağda bunu nasıl başarmışlar? Bu ikisinin arasında bir irtibat kurmamız lazım. Biz bunu sofrada sıfır artıkla başlatmış olduk. Çekit olarak sofrada sıfır artık diyoruz. Önce biz soframızdaki bir dilim ekmeğin, soframızdaki bir pirinç tanesinin hesabını yapmak zorundayız. Bu kadar titiz olmak zorundayız. Bununla ilgili, bu tüketim farkındalığı ile ilgili konferanslarımız var, sempozyumlarımız var. Web sayfamızdan da zaten detaylarını görebiliyoruz. Evet, bugün ben sizin epey web sayfanızı da inceledim. Çok güzel çalışmalarınız var gerçekten. Bu çevre sorunlarının temelinde tüketim, aşırı tüketim alışkanlıklarının olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çevre sorunlarını önlemek için biz Çevre Derneği olarak bu tüketim alışkanlıklarını
değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En azından bireysel olarak bir şeyleri yapmaya başlarsak bu topluma da sirayet eder diye düşünüyorum. Tuğba Hanım, son bir cümle, süremiz bitti. Burada olduğum için, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umuyoruz bir yerlere dokunmuşuzdur. İnşallah. Süleyman Yorulmaz, Çeküt Yönetim Kurulu Başkanı, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür için. Ederim, Tuğba Demiröz, uzman psikolog, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Orhan Kural, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz, çok kıymetli bir sohbetti. Programımızın tekrarı da olacak. Twitter'dan duyuracağım saatlerini, şimdi ben de bilmiyorum. Hemen kapatıyoruz, fazla zaman israf etmeyeyim, hoşçakalın.